Şimdi Özgür Bey, sorular var. Bu soruları yönlendireceğim size ama öncelikle burada genel anlamda EYT'lilerin çok sorduğu bir soruyla başlamak istiyorum. Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz desteklerinize. 3 Mart'ta başvurdum diyor. 23 Mart'ta yapılan işlemde evrak dosyasına kaldırılmış. Açıklamada da kimlik numaram yazıyordu. Anlamı nedir? Bununla karşılaşan, bu mesajla karşılaşan çok EYT'li var ve bunun tam olarak anlamını bilmiyorlar. İki tane anlamı var. Evrak dosyasına kaldırılmış iki anlamı var. Birincisi olumlu, işlemleri bitmiş, evrak dosyasına kaldırılmış. İkincisi evrakta hata var, eksik var, noksan var, evrak dosyasına kaldırılmış. İki tane anlamı var. Çok önemli. Bu nasıl anlaşılacak? Bitmemiş. Peki nasıl anlaşılacak bunun olumlu mu olumsuz mu olduğu? İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kendilerine yazılı, ya emekli aylığı hesaplaması ile ilgili ya sisteme düşecek emekli aylığı. Düşmüşse sorun yok. Düşmediyse demek ki bir sorun var. Bu kişi evrak dosyasına kaldırılmış olarak yazıyor. Ama benim emekli aylığım henüz E-Devlet'te sisteme düşmedi. Bir sorun mu var diye gidip bunun bilgisini almaları gerekiyor. Evet, yine Melekşah Hanım yazmış, emeklisiniz dediler, tahsis numaramı öğrendim fakat devlette 4A maaş bilgisi kayıtlı değil diyor. Kafam karıştı, ben şimdi emekli oldum mu diyor. Ya şöyle, tahsis numarasını öğrendim, henüz sisteme düşmemiştir. Yani böyle hemen kötü niyetli ya da karamsar olmayın, yoğunluktan dolayı sisteme düşmemiştir. Siz emekli olduğunuz sorun yok diyorlarsa herhangi bir sorun yaşamazsınız. Tahsis numaranızı öğrendiyseniz sorun olacağını zannetmiyorum. Ama bakın şunu da söyleyeyim size. Emekli de olabilirsiniz. Tahsis numaranız da olabilir. Ama daha sonra emekliniz iptal de olabilir. Bunlar ayrı konular. Evet. Evet. Nedim Bey, çok teşekkür ediyoruz Nedim Levy'ye desteklerinden dolayı. 17-8-80 doğumluymuş kardeşi. 29-12-2003 Bağkur girişliymiş. Hisse devri yaptı diyor. Bu ay SSK işe girecek. Askerlik borçlanırsa yaşı geri gider mi? 1980 doğumlu, 2003 Bağkur girişli, hisse devri yaptı. Ya şöyle, 2003 yılında Bağkur girişli, sigorta girişi yoksa, 2003'ten önce Bağkur varsa, işe başlama geriye gitse dahi bir değişiklik olmaz. Çünkü askerlik süresi işe başlama tarihini Bağkur'da çeker. Ancak işe yaramaz. 2003'ün 12. ayından geriye doğru çektiğinizde 2002-2001'li yıllara gidecek. Yaşta da hiçbir değişiklik olmaz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Emekli olabilmek için sadece 60 gün eksiğim var diyor. Yurt dışı borçlanma yaparak bunu tamamlamak istiyorum. Önceki çalışmalarım 4A kapsamındaydı. Bu ödeme aynı kapsamda mı görünür? Ne yapmak gerekir? Teşekkürler diyor arkadaşım. Yurt dışında yaşıyorsanız sakın. Sakın ola yurt dışı borçlanması yapmayın. Yurt dışında yaşıyorsanız. Türkiye'deyseniz yurt dışı borçlanması yapabilirsiniz. Ancak daha sonra yine yurt dışına gitmeyi düşünüyorsanız, orada çalışmayı düşünüyorsanız ya da orada kaldığınızda sosyal yardım ya da işsizlik maaşı alma durumunuz olursa sakın ola yurt dışı borçlanmasını karıştırmayın. Ya ancak Türkiye'deyseniz, Türkiye'de kalacaksanız, Türkiye'de yaşayacaksanız, bir kere daha yurt dışına gitmeyeceksiniz, yurt dışı borçlanması da eksinizi tamamlayabilirsiniz. Evet. Bu özellikle çok önemli. Hemen ekrana telefon numaraları vereceğim. Yurt dışından yazan arkadaşlarımız oldukça yoğun bir şekilde yazıyorlar. Arkadaşlar, ekranda iki tane telefon numarası görüyorsunuz. 0543-625-5625, 0546-473-23-36. Bu iki numara Özgür Bey'den danışmanlık hizmeti alabilmeniz için oluşturulmuş hatlardır. Yurt dışından yazanları yoğunlukla görünce bunu paylaşmak istedim. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve de çalışma hayatı boyunca farklı statülerde çalışmış arkadaşlarımız. Ayrıca işte borçlanma yapması gereken ya da gerektiğini ya da gerekmediğini bilmeyen arkadaşlarımız. Nasıl emekli olacağı konusunda kafası karışık olan arkadaşlarımız bu numaralara WhatsApp'tan danışmanlık hizmeti almak istiyorum şeklinde mesaj gönderebilirsiniz.
Özgür Bey'le online olarak görüşerek ya da yakınsanız yanına giderek emeklilik planlamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Emeklilik planlaması bu süreçte çok önemli, bu dönemde çok önemli. Hata yapmayın emekliliğiniz sürecinde. Hakikaten bunu ısrarla vurguluyoruz. Çünkü Özgür Bey'in verdiği örneklerden hata yapanların da başına neler geldiğini birçok bir yayında, canlı yayında Özgür Bey anlatıyor. Emeklilik planlaması önemli arkadaşlar. O yüzden de emeklilik başvurularınızı yapmadan önce eğer ihtiyacınız varsa, kafanız karışıksa, planlama yapmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar ekranda da dediğim gibi iki tane numara görüyorsunuz. Bu numaralar Özgür Bey'le birlikte planlama yapmanız için oluşturulmuş numaralardır. Bunu da hatırlattıktan sonra şimdi bir soru vardı. O soruyu yine genel anlamda şunu soracaktım. Hizmet dökümünde E ve I harfleri ne anlam ifade eder diyor arkadaşımız. Hizmet dökümünde E ve I harfi. Evet. Yani iptaller vardır. Kontrollü, şüpheli ve iptal vardır. Onun dışında bir E harfiyle ilgili isterseniz bize bir gönderin nedir diye ben bir bakayım ama. Yani E diye ekstra bir durum söz konusu olmaz. Kontrollü, evet. K harfi kontrolde, yani o, siz sigortalı olmuşsunuzdur ancak çalıştığınız iş yeri kontrol aşamasındadır. Ya da kontrolden önce Ş harfi vardır, şüphelidir, kontroldedir, daha sonra iptal olur. Ama E harfini bilmiyorum açıkçası. Evet, utnapistim. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun desteklerinize. Atakan Bakis'te de çok teşekkür ediyoruz. Ameliyat sonrası rapor için SGK ücret ödemesi yapmakta. Ancak şirketim sigortamı tam yatırdı. Emekli olurken SGK ücret ödediği günleri düşünecek mi diyor. Hayır, düşünmez. Peki. Radyocu size de çok teşekkür ediyoruz. Eskiden kalma işveren prim borcum vardı. Taksitlendirme yapacağım. A4'ten 6000 günlük emekliliğimi verdim. Emekliliğime işverenin prim borcu etki eder mi? Etmez. Mart ayında 17 gün yatan miktar aylığımıza göre günlük hesaplanmış. Maaşım normalde yatanın iki katına yakın diyor. Mart ayında 17 gün yatan miktar aylığınıza göre günlük hesaplanmış. Maaşım normalde yatanın iki katına göre. Yani soru burada ne? Ne bilmiyorum. Soruyu anlayamadık. Mehmet Sert teşekkür ediyoruz. Bağkur'da 7200 isteğe bağlı olanlara verilir mi? Tabii ki, yani isteğe bağlı yatıran, prim ödeyen kişiler de normal Bağkurlu gibi değerlendirilir. 1260 günden daha fazla son statüde Bağkur'u varsa, son 1261 günde daha az isteğe bağlı yatırmış ama SSK'dan da emekli olabilir. Bağkur normal çalışma gibi ödenen bir primdir. Ama evet. Bağkur'dan emekli olacaksanız, hep isteğe bağlı öderseniz normal Bağkurlu gibi de emekli olursunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşımıza öncelikle destek olduğu için kanallarımıza. Ben deprem bölgesinden Hatay'dan yazıyorum diyor. Çok büyük geçmiş olsun. Eşime 2022'nin sonunda yurt dışı borçlanması yaptım diyor. 27 Nisan'da gerekiyor. Acaba süre uzatıldı mı? Şöyle, bu yurt dışı borçlanması ile ilgili bir süre uzatılması söz konusu olmadı diye biliyorum. Muhakkak siz Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bir görüşme yapın.